30 Mart 2022. Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi. Amerika ve Rusya'nın birbirinin ayağına basmayacağını en iyi Türkiye anladı. Erdoğan Türkiye'si Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için evet en fazla uğraşan ülke. Erdoğan Türkiye'si derken başka liderlerin yönetiminde olsaydık böyle davranılması neredeyse hayal olurdu. Dün İstanbul'da Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere masasına oturtulması, Türkiye'nin nasıl bir devlet geleneğine sahip olduğu lafıyla izah edilmeye çalışılıyor. Sanki o geleneklerin nasıl olduğunu 250 yıldır ve hele de 1923 Lozan Antlaşması'ndan beri nasıl olduğunu bilmiyormuşuz gibi. Son 200 yıldır takip edilen siyaset yüzünden Avrupa ile birlikte hareket edilse ve son 70 yıldır da NATO içinde yer alınsa bile Avrupa'dan ve Amerika'dan NATO'dan verilen emirleri gözleri kapalı, baş üstüne efendim havasında kabullenmeyen ve bunu yaparken dikleşmeyen ama dik durarak bir siyaset geliştirdiği ortada. Büyük oyunu en iyi Erdoğan yönetimi anladı. AB ülkeleri ise korkudan ne yapacaklarını bile bilmiyorlar ve sadece yarın tablo daha bir karışacak olursa kendilerini Türkiye'ye korutmak için Türkiye'ye gülücükler yağdırıyorlar. Dünkü tehditlerinin unutulduğunu sanarak Macron'dan Mitsotakis, Rutte ve diğerlerine kadar. Erdoğan bu savaşın başka alanlarda var olan görünmez bir dünya savaşının askeri açıdan her an bir üçüncü dünya savaşına dönüşebileceğini gören bir dikkat sergiliyor. Ve bir dünya savaşı veya NATO'nun girdiği herhangi bir savaş çıkacak olursa o zaman da NATO üyesi olması dolayısıyla kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı bir savaşın içinde ve öyle bir savaşta coğrafi konumu dolayısıyla ön cephede yer alacağını biliyor. Amerikan emperyalizmi ise hatta gerektiğinde yeter ki Amerika'ya bir zarar gelmesin mantığıyla NATO'nun Avrupa’daki bütün ülkelerini de aman üçüncü bir Dünya Savaşı çıkmasın gerekçesiyle feda edebileceğini sadece ekonomik yaptırımlarla karşılık vermeyi tercih edeceğini göstermişti. İlk planda makul gibiydi de. çünkü karşımızda Rusya’nın Ukrayna'ya saldırması karşısında elimizde iki şık bulunuyor ya ekonomik yaptırım programlarıyla Rusya'yı içeriden zayıflatmaya çalışmak ya da 3. Dünya Savaşı diyordu Biden. Ama aynı Biden, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmadığı gibi bunun için aldığı 1.5 milyar doları da iade etmiyor. Tam bir uluslararası eşkıyalıkla. Dahası Türkiye patriot alamayınca Rusya'dan aldığı S400 füzelerini NATO'nun silah envanterinde olmadığı gerekçesiyle elden çıkarması için son 3-4 senedir yaptığı baskı netice vermeyince şimdi de son Brüksel zirvesinde bu füzeleri kendisini savunabilmesi için Ukrayna'ya vermesini istemek gibi bir şeytanlığı da dile getirmiş bulunuyor. Ama Erdoğan'dan kesin bir o iş bitti cevabını almış bulunuyor Amerika. Biden Polonya'ya geliyor. Oradan Putin'e sesleniyor. Kasap, katil, barbar, kan dökücü. Bu suçlamayı yapan kişinin amel defterinde böyle durumlar asla söz konusu değilmiş gibi. Mümin, müminin aynası oluyor da onlar da birbirinin aynası olmaz mı? Evet. Her iki emperyalist güç de birbirlerinin aynası durumundadırlar. Birbirlerine baktıklarında gördükleri kendileridir. İngiltere Kraliyet Sarayı'ndan Prens William'ın Ukrayna'daki bu savaş Avrupa'ya yakışmıyor ve olmamalıdır. Bu savaşları Asya ve Afrika'da görmeye alışmıştık şeklindeki sözleriyle geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO liderler toplantısında alınan kararlar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bu kararların özetini yansıtan savaşın Avrupa'da olmaması için gereken tedbirlerin alınması kararlaştırıldı manasındaki sözleri aynı noktayı gösteriyordu. Yani savaş ateşini dünyanın başka bölgelerine uzaklaştırmak ve oralarda emperyalist güçlerin silah yarıştırmaları için oralarda vekalet savaşları yaptırmak. Emperyalist dünyaya yakışan bir yöntem de budur. Hatırlayalım. Rusya Başkanı Putin, geçen hafta Kırım'ın Rusya'ya ilhak ettirilişinin 8. yıl dönümü Moskova'da büyük törenlerle kutladı ve bir konuşma yapan Putin Kırım ve Sivastopol'da yapılan referandumda insanların topraklarını birleştirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Onlar tarihi vatanları Rusya ile ortak kaderi yaşamak istediler ve amaçlarına ulaştılar. Gerçek şu ki Kırım'lılar ve Sivastopol sakinlerinin maruz kaldıkları sistematik saldırılara soykırım denir. Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonun ana hedefi insanları soykırımdan kurtarmaktır diyordu. Evet, Müslüman Tatarların asırlarca vatanı olan ve Giray Hanların hükmettiği ve Sovyetler sonrası devletlerin sınırları açısından Rusya'nın da kabul ettiği ve şimdi Ukrayna'ya ait Kırım Yarımadası Ukrayna Anayasasına göre illegal, kanunsuz olan bir referandumla Rusya'ya bağlanmıştı. Aynı dönemde Donbas bölgesini de kendisine katmak bahanesiyle gerçekte ise Ukrayna'yı ve başka eski Sovyet devletlerini de bir harabe halinde de olsa kendisine bağlı kukla devletçikler haline getirmek hedefine ulaşabilmek için on binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının komşu ülkelere sığınmasına, onlarca şehrin barbarca yıkıma uğramasına yol açsa bile dün İstanbul'da yapılan Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonucu ne olursa olsun bu barbarca saldırganlık ruhu devam edecek demektir. Bu ruh halini kendisinden örneklerle bildiğinden Amerika'da belki bütün Avrupa'yı da Putin önüne yem olarak atacaktır.